Selam herkese, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda söylediğim gibi bebiş yavru videomda annemlerin Türkiye'den getirdikleri için ayrıyetten bir video çekmeye karar verdim. Çünkü bayağı bir eşya getirmişti. Çoğu eşya tabii ki kızımızın. Annem ayrıyetten de bir şeyler getirmiş ama onları daha henüz vermedi. Çünkü bebiş yavruda olduğumuz için hani onları daha ayırmamıştı. Çünkü zaten onlar Türkiye'den geleli 2 gün olmuştu bebiş yavrum olduğu gün. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle bunu aldı annem. Bunu duvar süsü olarak kızımızın odasına yapıştıracağız. Bunu Trendyol'dan sipariş etmiştim. Bu eşyaların hepsini ben sipariş ettim ama annemler aldı benim için. Yani parasını almadılar. Hediye ettiler bana. Zaten onlar ayrıyetten 1000 euro vermişlerdi. Kızımızın eşyaları için, bebek arabası vesaire için. Bunları da hediye olarak bebiş yavrumu da vermiş oldular. Şöyle bir kuğu. Kızımızın odası kuğu konseptinde olacak süsleri. Bu da şöyle pembeli. Asması için eşimi çok sabırsızlanıyorum. Bu videodan sonra zaten bunları dekorasyon edip odamızı asacağız. Ve inşallah yetişirsem de bebek oda turunu çekmeyi düşünüyorum kızcığımız doğmadan. Doğarsa da ondan sonra çekerim. Zaten öncelikle bizim yanımızda yatacak kız. Bu bebek bakım çantasını sipariş ettim. Bunu bir tane Instagram sayfasında gördüm ve sipariş ettim. Gördüğünüz gibi leopar desenli ve siyah, çok hoşuma gitti. Sırt çantası tercih ettim. Bunu şimdi hastaneye de götüreceğim. Birkaç eşya koyup da. Şöyle içi kocaman. Zaten açtıktan sonra burası da böyle sabit kalıyor. Yani eşyaları kolay seçebiliyorsun. İçinde de bir sürü parça bölme var. Şöyle alt değiştirme örtüsü var. Ayrıyetten arka tarafında şöyle çantayı buradan açıyorsunuz ve hemen altta bir şey kaldıysa onları şey yapabiliyorsunuz. Buradan cüzdanınızı koymak için bir şey var. Kenarlarda şişe koymaya. Şöyle en çok hoşuma giden bir şeylerden birisi de şöyle ön tarafında şişe koyma yerleri var ama termoslu. Yani sıcak koyarsanız sıcak kalıyor. Soğuk koyarsanız soğuk kalıyor. Çok hoşuma gitti bu. İnşallah iyi günlerde kullanırız. Şöyle bunu da ablam koymuş. Zaten bu eşyaların hepsini ablam sipariş etti ve annemlere ulaştırdı. Ablam da birkaç şey almış. Kızçemize. Ha, bunu anneme ben sipariş etmiştim. Kızımıza şöyle örtü. Tabii ki de annesi Karadenizli olarak da mecburdu bu. Şöyle teyzemizden, Burcu teyzemizden bir bandana. Yine leoparlı. Şöyle bir tane de çingene pembeli. Şöyle bir tane de Müslü'nün örtüsü. Kenarlarda böyle toplu, çok tatlı. Buradan Burcu teyzemize teşekkür etmek istiyoruz. Kesesine bereket. Zaten bu kadar uğraşması bizim için yetiyordu. Bir şeye ihtiyacı yoktu almasına. Şöyle bir tane de emzik zinciri sipariş ettik. Bu da masal yazıyor. Gördüğünüz gibi baby shower'ımda da bir tane gelmişti tahtalı. Ama geleceğinden haberim yoktu. Onun için ben yaptırmıştım. Bu böyle. Zaten birkaç tane zincir olsa da oluyor. Bunu da pusetine, puset mi oluyor? Maxi Cosis'ine takmak için. Masal yazıyor ve de nazar duası. Bunu şöyle asarız. Altta aldığım Instagram sayfalarını paylaşırım sizinle. Şöyle bebek arabasının içi için bir tane battaniye. İçi de yünlü, üçgen. Bunu pusetin içinde de kullanmayı düşünüyorum. Ama pusetin içinde kullanmak için buradan arkalarını açtırmam gerekiyor bir terzide. Şöyle resmini de eklerim. Daha iyi görmüş olursunuz. Eğer bulabilirsem resmini. Pusetin içine de şöyle bir örtü. Hani kirletmesin diye. O da pembe. Bir de annemin halasında Fadime halası. Şöyle elle yapılmış el emekleri, göz nurları. Şöyle bir yelek. Bir tane de sarı yelek. Şöyle çoraplar mı desem? Patik. Şöyle bir de patik. Bir de iki tane çorap yollamış. Buradan Fadime halamıza da çok teşekkür ederim. Şöyle ablamın Mekke'den dedi herhalde. Yolladı. Meryem Ana Oto. Bunu da doğumda kullanmayı düşünüyorum.
doğumu kolaylaştırıyormuş. Anneme sipariş ettiğim vitaminler, yani kızıma sipariş ettiğim vitaminler. Bunda vitamin D ve K ikisi bir arada var bu kızımız için. İkisi de kızımıza lazım olacak çünkü. Buradaki vitaminler ikisi de ayrı veriliyor. Anneme dedim hani Türkiye'de ikisi bir varsa ondan al, kullanalım kıza, daha kolay olur. Hani tek damla da ikisini de kullanmış olur. Annem kendisine de sipariş ederken bana da sipariş etmiş. Bana da koymuş iki tane V-Lab'ın deodorantları. Bunlar rolonları deneyip kullanıp bakacağız. Şöyle annem iki tane çorap almış. Kilotlu çorap almış kızımıza. Bir tanesi 12-18 ay yani büyük. Bir tanesi de doğumdan 0-6 ay. H&M'den de şöyle bir elbise almış kızımıza. Bunu da büyük beden almış. 9-12 ay. Yani seneye yaz giyer inşallah. Şöyle bir örtü almış. Nemli pike gibi herhalde. Bunu yatağında da kullanabiliriz. Yolda da kullanabiliriz. Unicorn'u. Bir de bir tane böyle çarşaf almış pembe. Bu da biraz büyük yatağa geçince. Çünkü 70'e 140'lık bunlar. Lastik bir çarşaf. Bunu hiç açmayayım. Bunun içinde kızımızın odası için halı var. Onun resmini de şuraya eklerim. Bunu hemen yıkayıp odasına sermeyi düşünüyorum. Ama bu şekilde kalsın. Çünkü zaten gösteremeyeceğim kamerada. Bir tane de böyle kalıp almış. Bu da mantı yapmak için. Tabii ki. Kesinlikle deneyeceğim. Şöyle banyo paspası almış. Pembe. Bir de tuvalet paspası. Bir de içine bahşiş bırakmış poşet. 25 kuruş. Şöyle bir kazak almış. Krem beyaz. Yakası da çok tatlı. Bu da 9-12 ay. Yani birkaç ay sonra ancak giyer. Bu da yazlık. Beyaz. İpil ifil bir elbisemiş. Şöyle 6-9 ay. Tight. Gri. Bu da 6-9 ay. Bu da 6-9 ay. Bu da böyle eşortman gibi. Bunu hiç çıkartmıyorum. Bunun içinde kızımızın hastane çıkışı var. Onun videosunu şuraya eklerim. Nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Bunlar yıkandı zaten. Anneme yıkala getir dedim. Çünkü ne olur ne olmaz belki yetişmez diye. O da sağ olsun yıkayıp ütülemiş. Onu da böylelikle hastane çantamıza yerleştireceğim. Şöyle pijama istemiştim ben doğumdan sonra kullanmaya. Ablam da bundan alıp yollamış bana. Gri böyle beyaz detayları var. Yani gecelik aslında. Emzirirken kolay olsun diye. Ödüm koptu be. Şöyle bir tane de pembe baby nest'imiz var. Bunu da ablam Eminönü'nden aldı bizim için. Şöyle düz kafa yastığı var, taşıma kulpları var ve ergonomik iç yapısı var. Bunu küçük beden aldık. Zaten büyüdükten sonra çok kalmıyorlar içinde. O da böyle. En son olarak da yaptırdığım süsler var. Şöyle takı yastığımız var. Masal diye. Şöyle de kapı süsümüz var. Aynı cool konseptinde ve aynı pembe renginde. İçinde de şöyle ışıkları var. Tabii şimdi gündüz olduğu için görünmüyor. Ama karanlıkta görünür. Bir de şöyle baby shower'ımızdaki gelen sepetin içine yerleştirdim. Magnetlerimiz var. Onlar da şöyle. Masal. Onu da bir Instagram sayfasından yaptırdım. Sağ olsun çok son dakika istedim ve yetişir de buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi linkleri hepsini aşağıya ekleyeceğim. Evet geldik videomuzun sonuna. Bunlar annemin Türkiye'den kızımız için getirdikleri. Tabii bir ufak tefek de bizim için vardı. Yani benim için vardı eşyalar. Buradan tekrardan anneannemize ve dedemize teşekkür etmek istiyorum. Kesenginize bereket. Umarım güzel günlerde kullanırız. Evet videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.